Biz pırlantada çalıştık beraber kendisiyle. Çok çalıştık. Cengiz Özşeker bana dedi ki Antep'e gideceksin dedi. Bergin'i Antep'e bağladım. Tamam abi giderim. Peki dedim sazlar. Sazlar dedi hepsi oradan. Sadece maestro olarak sen gideceksin dedi. Peki dedim Cengiz abi. Allah rahmet eylesin. Cengiz Özşeker. Ben tabii biletimi aldım. O gün gittim. Ondan sonra yazlık sinemada konseri vereceğiz. Bana otel ayırdılar. Otele girdim. Sazları çağırın dedim. Sazlar geldiler. İşte dedim arkadaşlar Bergen şunları okuyacak, bunları okuyacak. Bununla çıkacağız. Orada güzel bir prova yaptık. Bekliyoruz. İşin garip tarafı. Bergen o gece sahneye çıkmadı. Bergen yok. Yazlık sinema, koskoca yazlık sinema. İşte onu anlatacağım bak. Bu bıçaklanmaya geliyor işte zaten bana. Ondan sonra Bergen sahneye çıkmayınca herkes haklı olarak paralarını geriye istediler. Bu sanatçı gelmedi. Herkes biletini getiren parasını aldı. Biletini getiren parasını aldı. Orada ben tek kaldığım için Sadullah Bey'di oranın. Yani Luna Park'ın sahibi. Bana orada çok güzel yemekler, ızgaralar yaptı. Her şeyi yaptı. Allah razı olsun. Adam sağ ise, öldüyse Allah rahmet eylesin bilmiyorum. Ben dedim ki kendisine, Sadullah Bey, bana aynen şöyle dedi. Senin kardeş hiçbir suçun, günahın yok. Çıkardı benim paramı verdi. Bir tane siyah Mercedes. Bu arkadaşımızı dedi, terminale kadar bırakın. Ve ben Antep'ten geriye döndüm. Bundan sonra bir hafta sonra bıçaklandı Bergen. Bergen bıçaklandı. Bir şey diyemiyorum. 7 senesinde. Bu anlattığımız 30 sene öncesinden. 30 sene öncesi. Bergen'den ben fuarda, İzmir fuarında çalıştığımız zaman motor aldım. Motorla gidip geliyordum. Fuar o zamanlara çıktı. Yani Bergen'le bayağı çalıştık. Odasına girdim bir gün. Benim oğlum Murat rahmetli. Ufaktı. Baba illaki Bergen'i göreceğim. İyi dedim gel. Aldım onu. Repertuar yapıyoruz ya. Yani sahneye çıkmadan önce hangilerini okuyacağız? Neyle çıkacaksın? Soruyoruz. Gel dedim oğlum. Oğlumu aldım. O zaman 5-6 yaşında çocuğum. Yani benim. Anlattığım 87 sene işte. Artık hesap 79'lu o. Neyse girdik. Yarım şişe viski vardı. Bana da döktü. Ben de içtim. İnanın ki makyaj yapan kişi, yani makyöz mü diyorsunuz ona? Gözünü açtı. Bantla yapıştırıyordu. Yapıştırdığı zaman ben gördüm yani onu. Otur dedi abi ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Yani biz orada tabii repertuarı yaptık. Neyle çıkacağımızı? Ekici. Ekici Över. Fuar Ekici Över. Över de oluyor bu. Çok sahnesi vardı. İzmir'in sazları ne İstanbul'a benzer, ne Ankara'ya benzer. Hepsi güzel çalıyor. Buna inanın. Hepsi güzel çalıyor. Hatta Kör Raci falan vardı. Onları aldım hep ben. Seçtim orada. İsmail Bergamalı vardı. İzmir Radyosu'ndan. Hem bağlamalar var. Klasik sazlar var. 4 tane, 5 tane keman var. Yani bunları toplamanı yaptığın zaman en az bir 17-18 kişi çıkıyorduk yani sahneye. Biz öyle bir program yapmıştık ki yer yerinden oynuyordu. O zamanlar o kişi yüzüne kezzap attı diye hapisteydi. Sonradan tekrar barıştılar. Ya sıkıntıları zaten kadın yani gerçekten çok acı çekmiş yani. Hani filmimizde vardı Hacıların Kadını diye. Der geldi. Yeni Asır Gazetesi
muhabiri. Biz de durduk. Bize dediler ki bir Bergen'le bir röportaj yapacağız. Buyurun yapın dedim ben. Ama dediler bir haber olsun. Bir haber olsun. Peki dedim olsun. Siz dedi kemanı Bergen Hanım'a verin. Siz de kolunuzu şöyle kaldırın. Bergen size karşı kemanı vurur gibi yapacağım. Bu dedim olmaz. Ya bunda bir şey yok, sadece kemancısıyla münakaşa yaptı diye biz gazeteye basacağız. Tabii benim içime şüphe düştü. Ama peki dedim, o anda tabii çektiler. Bergen'e verdim ben kemanı. Kemanı vururken ben de kolumu şöyle yaptım. Ertesi gün gazetede manşette ne çıktı biliyor musunuz? Bergen kızdı, kemancısının kafasında kemanı kırdı. Bu böyle bir şey olur mu ya? Ben tabii çok kızdım. Hani benim kafamda kemanı kırmadı. Zaten Bergen kemanı vururken gülüyor yani, gülüyor. Gülümsüyor yani. O şey olduğu belli yani. 87, 88 de olabilir yani. Öyle bir şey çıkınca bizim müzisyen abilerimiz, o zamanın Muammer Çetinyay'ı, İsmail Bergamalı, tabii bunlar bizden büyük olduğu için bana çok kızdılar. Sen ne yaptın dediler ya. Sana ayıp değil mi? Doğru söylediler aslında. Evet. Doğruyu söylediler. Sen böyle bir... Ben dedim ki bakın burada bir yanlışlık var dedim. Bana böyle demediler. Bu şekilde olacağını söylemediler. Ve gazete muhabirine çok kızdım. Gerçekten çok kızdım. Oyuna getirdiler. He, oyuna getirdiler. Ondan sonra Tepecik'te karşılaştık gazeteci. Ulan dedim özür dilerim dedi abi. Özür dilerim dedi abi. Çünkü öyle bana ama dedin ki, bana dedin ki sadece münakaşayı yazacağız. Böyle kemanı kafasına vurdu da, kemanı kırdı da demedin dedim. Abi özür dilerim dedi, özür dilerim dedi. Ve benim arkadaşım da o ilkokul arkadaşım Muhtar bakınca Ali. Ya tamam dedim, sen dua et şu adama. Böyle bir anımız geçti. Fuarın son günü Bergen sahnede gayet güzel bir performans sağladı. Fakat birine kızdı. Sahne bitince inerken Allah dedi hepinizin belasını versin. Biz tabii bozulduk. Bozulduk ama artık orada yapacak bir şey yok. O da indi aşağıya. Biz de sazlarla beraber indik aşağıya. Fakat rahmetli bizim Hakkı Zambak, Hakkı abimiz buna çok içerledi gerçekten. Kapısına gidip sen böyle yerlere layık değilsin, pavyona pavyona diye bağırınca yani film koptu. Ondan sonra tabii bunu Bergen Hanım duydu. Çünkü duyduğunu şuradan hissettim ben. Biz fuardan sonra yani fuar ekici överden sonra Pırlanta Gazinosu'na gidiyoruz. Orada sabaha kadar müzik yapıyoruz, çalıyoruz. Bittikten sonra biz pırlantaya geçtik. Daha ben kapıdan içeri girince şef garson dedi ki Cengiz abinin odasına gireceksin dedi. Ben eyvah dedim, bir şeyler oldu herhalde. Cengiz abinin odasına girdim. Girdim. Baktım Cengiz abi yok. 5 dakika sonra kapı açıldı. Bergen Hanım içeriye girdi. Elinde çantası bana bir fırlattı. Gözlüklerini fırlattı. Cengiz abi kendisini sakinleştirmek istedi. Otur dedi Bergen dedi buraya dur. Sakinleş dedi biraz. O arada bana dedi ki sazlardan dedi birisi pavyona pavyona git. Sen bu yerlere layık değilsin diye. Onu dedi söyleyen kim? Hemen dedi onun bu akşam dedi işine dedi son vereceğim dedi. Ben tabii sazın şefi olduğum için ben dedim ki bizden öyle bir kişi söylemedi yani. Böyle bir şey söylemedi. Bırak dedi numara yapma sen dedi sazlarını koruma dedi. Hayır dedim Cengiz abi dedim. Yani böyle bir şey bizden söyleyen belki seyirciler söylemiştir dedim. Ya saçmalama dedi. Buraya dedi şeyden sahneye gelip de dedi kulise girip de dedi sanatçının odasına gelip de orada mı söyleyecek dedi seyirciler. Bırak dedi.
Kim dedi söylediyse bana dedi hemen dedi bunu söyleyeceksin, ismini vereceksin dedi. Ben dedim kimin söylediğini bilmiyorum dedim. Belki söyleyen olmuştur. O arada tabii sazlarımızı korumaya çalıştık. Ben tabii sazımı, çünkü iyi sazdı gerçekten de. Hakkı Sambak iyi bir udi abimizdi, bizden büyüktü. Onun için ona ele vermedim yani. Öyle bir şey oldu. Sazlar mı gelmemiş? Ne oldu? Bir şey oldu. Bırak şu çingeneleri dedi annesi orada. O kadın da öldü. Orada filmde çıktığımız sahnede çingenelerle muhatap olma diye. Ben Ülker Akalın'la da bozuldum. Abi dedim sen niye yani böyle ırkçı mısınız dedim. Niye böyle yani? Çingene demek. Ya dedi işte o anda dedi. Aynen konuştum ben onunla. Ayıp ettin dedim. Ülke Erakalın. Öldüyse bilmiyorum. Öldü mü? Hani ona da konuştum. Çok içerledim. Bizler Atatürk'ün Selanik'te doğduğunu biliyoruz. Ve biz Selanik'ten geldik. Herkes Müslüman değildir. Hristiyanı da var. Süryanisi de var. Hepsi var. Ama bunları karıştırmak istemiyorum. Bize çingene de deseler. Ne derseler desinler. En güzel müziği bizler yapıyoruz. Bunu bilsinler. Oğluyla ve hatta bak. Ben onu hiç unutmam. Neden unutmam biliyor musun? Bak. Hocanın oğluyla kuliste oturuyorlar. Hoca beni çağırtıyor. Hoca Bindur'un sahibinin oğlu. Beni de çağırıyor ve hoca diyor ki Bergen Hanım bize başlayacak, Bindur'a başlayacak. Ben de sevindim. Dedi Bergen Hanım başlayacak. Tamam dedim, iyi güzel. Ama Bergen Hanım Bindur Gazinosu'ndan çıktıktan sonra bir yerde artık takip ediliyor bilmiyorum. Ondan sonra suratına kessap atılıyor. O gece atılıyor yani. Suratı olduğu gibi şeydi yani böyle bant şey yani gazlı bezdi suratı. Konuşamıyordu, ter içindeydi böyle. İşte biz kendisini gördük. Annesi o kadar etkilenmedi yani onun kadar etkilenmedi. Yani yapılan hedefte oydu yani. Şimdi öyle bir şey oldu ki kapının arkasında ben içeri girdim. Hiddetle girdim içeriye. Kapının arkasında da Ayşe Tunalı var. Ya dedim girer girmez zaten adam karşımda. Hasan Ekici. Ya dedim Hasan abi. Sen dedim bize ne Ayşe'li Tunalı'yı hepsini dedim Ayşe Tunalı da arkada. Ben görmüyorum onu. Bak hepsini bize yıktın dedim. Bir de Bergen var dedim. Bu sazlar nerede mola verecek? Nerede tuvalete gidecek? Nerede şey yapacak ya? O zaman durdu böyle. Dedi tamam dedi belki haklısın dedi. Ama dedi program böyle dedi. O zaman dedim TRT'den sanatçıları çağırın. Saz sanatçılarını. Zaten öyle oldu bak. O zamanlar Ayşe Tunalı'yı final bıraktılar ya. Bergen alıyor götürüyor başını. Bütün sahneyi kalkmıyor. Tam Ayşe Tunalı çıkınca herkes kaçıyor. Ondan sonra kim? Flaş. Bergen Flaş. Tak. Ondan sonra ne yaptılar biliyor musun? Ayşe Tunalı'yı öne aldılar. Bergen'i finale bıraktılar. Ya böyle şeyler oldu işte.